bağlanıyoruz. Bu Evet. YouTube'da sadece hesaba girmek yetiyor değil mi izlemek Tabii isteyenler? tabii o linki tıkladıkları zaman şu anda herkes izleyebilecek bizi. Sadece bir 10-15 saniye geç gidiyor o kadar. Tamam o zaten Şu an bütün kaydediyor yayınlarımız ama oradan. 10-15 saniye geç gidiyor. Şu an bağlanıyoruz. Bu Şeydi arada ben bu gene Zoom'un kaydı yapılıyor mu? ya ben şu anda ona başlatacağım evet. Onu da Ha tamam. yapayım. Onu da size ayrı kayıt olarak da veririz. Tamam süper olur. Şimdi başladın evet. Ben o zaman sizden resmi olarak bu kayda izin verdiğinizi ve internete koyacağımız için bir sorun olmadığını izin alayım Hakan Bey. Tabii ki. Merhaba, Tamam. Hakan Türkkuşlu ismim. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca nelerin yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını gayet iyi biliyorum. Bu kaydın yapılmasına da izin veriyorum. Editoryal Başladım. amaçlarla kullanılması da onayladığım bir başka detaydır. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Canlı yayındayız şu anda zaten. Ben bunu küçük atacağım kenarıya. 4 dakikamız var ama ben yavaştan açıkçası girişi yapabilirim. Sizin için de Tamam. mahsur yoksa. Hazırım Zaten bekliyorum. kayıt olduğu için sonrasında da gene takipçilerimiz izleyebilir. Değerli takipçilerimiz, ben Sedef Budak. 1300'e yakın üyesiyle yenilenebilir enerji sektörünü, eşitlik hareketi olan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınlar Grubu'nun kurucusu ve başkanıyım. Rüzgar ve Güneş Enerjisi yatırım danışmanıyım. Bildiğiniz gibi bu sene pandemiden ötürü hepimiz ağırlıklı evde geçirdik ve biz pandeminin başından beri Yeşil Yaka Kadınlar olarak hem sektörü hem de bizi takip eden tüm izleyicilerimiz için işsel, teknik, idari, kültürel ve kişisel anlamda kendileri geliştirebilecekleri hem eğitim hem webinar programları yaptık. 40'tan fazla program gerçekleştirdik. Bugün de Green Talks yani Yeşil Sohbet adı altında başlattığımız yeni bir programın 4. serisinde bir aradayız. Konuğumuz yönetici, eğitimci ve yazar Sayın Hakan Türkkuşu. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Gayet iyiyim sevgili Sedef. Seni ve izleyenleri merak ediyorum. Onlar da umarım keyif alacakları bir akşam yaşayacaklardır. Ben de öyle umuyorum. Ben izninizle çok kısa sizin hakkınızda bilgi vermek isterim izleyenlerimize. Uluslararası ilişkiler mezunu olduğunuzu biliyorum ve kariyerinizin büyük bölümünü gazetecilik yaparak geçirdiniz. Ansiklopedi, çocuk kitapları ve biyografilerin bulunduğu 200 kadar yayını Türkçe'ye çevirdiniz. Spor ünlüleri ansiklopedisi yazdınız. Bu çok ilginç bir konu aslında. Biz de yakın zamanda bir yelken takımı kurduk. Kadın yelken takımı kurduk. Onun da altını çizmek isterim. Videoyu 2000'lerde izledim, şahaneydi. evet, sağ olun. Bu sene katılamadık Covid'den ötürü. Geçen ay katıldık. Önümüzdeki sene tekrar inşallah yani artık Covid'de yaşamayı öğrendiğimiz için tekrar antrenmanlara başlayacağız biz de. Bir de sporsuz olmuyor yani. Siz çok iyi biliyorsunuz zaten. 2000'lerde Doğu Türkiye başlıklı araştırmanız, Doğru Türkiye affedersiniz. Doğru Türkiye başlıklı araştırmanız ile Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yarışmasında üçüncülük ödülü aldınız. Sanat ve edebiyata olan düşkünlüğünüzün yanı sıra doğa sporu kampı ve bisikleti çok sevdiğinizi biliyorum. Ve insanlarla olmaktan keyif alıyorsunuz ki çok büyük aktiviteler, organizasyonlar yaptınız geçmişte ve devam ediyorsunuz. Bunlardan en meşhurları ve hepimizin bildiği Rock and Coke Festivali var ve Kemotropi de var, onu biliyorum. Ve sanıyorum Barış Arak'ta da bir görev aldınız veya onunla biraz anlatırsanız sevinirim açıkçası. Ben Tabii şu ki. an bu kadar anlatmak istiyorum sizi. Biraz daha siz kendinize ne yaptıklarınızı ve bu konuları çok kısa altını çizerseniz sonrasında da sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili konuşmaya başlarız hocam. Memnuniyetle. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için ve bu Green Talks serisindeki dördüncü bölüme beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en önemli meselelerini konuşuyorsunuz. Bu dört değil, 400'lere de gidecek, 4000'lere de gidecek bir seri diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın ve dünyada yaşayan toplumların ve canlı gruplarının çok ciddi dertleri var. Bunlara işaret ediyorsunuz. Yenilenebilirlik fevkalade önemli bir kavram. Bu tabii ki bizlerin günlük hayatında her kesite girmesi gereken konulardan bir tanesi. Yenilenebilirlik dediğimiz zaman enerjiye endeksli çalışıyorsunuz, enerjiye odaklı çalışıyorsunuz ama yenilenebilirlik biraz daha geniş bir kavram oluyor. Ben de iş yaşamımda olsun, özel yaşamımda olsun
bir şeyin üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarındayken maksimum dikkatin sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yenilenebilir olmasına gayret ediyorum. Bu açıdan bakıldığında gerek iş hayatımı biçimlendirirken, gerekse kendi özel yaşamımı biçimlendirirken de bir takım detayları gözetiyorum. Az önce işaret ettiniz etkinlikler. Etkinlikler ilk bakışta müthiş tüketim alışkanlıkları gibi gözükmekle beraber aslında insanların iç dünyalarındaki üretimi destekleyen faaliyetler. Bunlar zaten baktığımızda insanoğlunun çok ciddi biçimde ihtiyaç duyduğu, önem verdiği, zaman ayırdığı, kaynaklarını seferber ettiği konular spor ve müzik. Spor evet, dediğimiz doğru. Zaman ne kadar zararlı olabilir? Müzik dediğimiz zaman ne kadar tüketime yönelik olabilir? Bunlar tabii ki tartışmaya açık konular ama ben işin insanların üzerindeki olumlu etkilerini düşünerek bunlarla ilgili neler yapılabilir, daha doğrusu nedir? Bunların hayata geçirilmesiyle beraber ona katılan ya da ona uzaktan bakan toplumlara, bireylere neler verir? Bunlara kafa yoran bir insanım. İlk bakışta insanlar diyebilirler ki bu şeyler gerekli mi? Elbette gerekli, çok gerekli. Hatta onlar olmazsa hayatın tadı kalmayacaktır. Çünkü bizler sadece saf gerçeklerle değil, kendimizin etrafında ördüğü kendi gerçeklerimizle de yaşamayı tercih eden bir türüz. Bugün sinemaya gidiyoruz. Sinemada gördüğümüz her şey gerçek mi? Değil. Tiyatroya gidiyoruz. Oradaki diyalogların hepsi gerçek mi? Değil. Romanlara dokunuyoruz. Kitapları karıştırıyoruz. Bunların hepsi saf gerçek mi? Değil. Biraz illüzyon katılmış, biraz hayal dünyasıyla renklendirilmiş unsurlar. Benim yaptığım işler de spor ve müzik temelli işler de prensip olarak bakıldığında bunlara odaklı. İnsanlar kendilerini daha mutlu bulsunlar, kendilerini daha iyi hissetsinler. Bir sonraki güne başlarken, hayatlarındaki bir sonraki evreye giderken içlerinde bir enerji olsun, yenilenebilir bir enerji olsun isteğiyle evet. Ben bunları yapıyorum. Evet. İnsan enerjisi de sınırsız ve evet, biz de sonuçta birer kaynağız ve kendi enerjimizi üreten ve tüketen canlılarız. Haklısınız. Hem beden hem psikolojik enerjinin olması ve bunun sürdürülebilir olarak sağlanması çok önemli. Aynı fikirdeyim sizinle. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki. Buyurun. Buyurun. Ev sahibi sizsiniz. O zaman ben şunu sorayım. Gazetecilik yapmışsınız, çeviriler yapmışsınız, edebiyatta çok içeceğimişsiniz. Bu etkinlik organizasyon işine ne zaman girdiniz, nasıl girdiniz? Yani biraz bahsettiniz aslında ama hani biraz daha detaylandırmak gerekirse nereden bu fikirler aklınıza geldi? Ve hani o çünkü belki 20 sene önceden bahsediyoruz. Şimdi bazı şeyler daha kolay, yani daha yeniliğe ve yeni fikirler açık bir nesil ve jenerasyon geldi ama o zaman pek de öyle değildi. Siz nasıl bunları başardınız? Ne zorluklar yaşadınız? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Gerçekten de uzun bir geçmişe götürmem lazım sizleri ve dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi. 35 yıl öncesine gideceğiz hep birlikte. O yıllar benim üniversitede 3. ya da 2. sınıfta okuduğum yıllardı. Çalışarak okuyanlardandım ben de. Burada tabii ki para kazanma mecburiyeti ve yapabileceğim işler ve bir öğrenciye yakışan ya da benim dünyadaki duruşuma yakışan işler olması da önceliğimdi. Anadolu Lisesi bitirmem sebebiyle dil avantajım vardı. O dil avantajımı da çeviriler yaparak kullanmayı yeğlemiştim. Zaman zenginliğim vardı, zaman serbestliğim vardı. Kazancı da bir başına yaşayan bir kimse için gayet iyiydi. Çevirilere başladım ki bu arada da önümüzdeki hafta Dünya Çevirmenler Günü. Yani çok emek verdiğim bir alan. Çok değerli insanların çok değerli üretimleriyle dolu bir alan bu çeviri dünyası. Evet. Roman doğru, olsun, doğru. Akademik yayınlar olsun. Doğru hocam. Bütün çevirmenlerin doğru. Bugününü kutluyorum şimdiden, bir hafta öncesinden. Biz bu dönemde çeviri yaparken ağırlıklı olarak yurt dışındaki firmaların gerçekleştireceği projelere ilişkin dokümanlar gelirdi ve ben bu dokümanları da halkla ilişkiler şirketleri ya da bu konuda benzer konularda pazarlama iletişimi konularında destek aldıkları şirketler adına çevirirdim. Dosyalar gelirdi. Tercümelerini yapardım. Ertesi gün götürürdüm. İzah isterlerse anlatırdım, beklerdim. Toplantılara katılırdım vesaire. Böyle başlayan bir süreç oldu. Bir gün şansım ters mi döndü diyeyim yoksa düze mi çıktım diyeyim onu tam kestiremiyorum.
etkinlik dünyası çünkü her şeyi yutan bir dünya. Çok hızlı yaşanan ve çok yorucu bir dünya. Dediler ki Levi's'ın projesiyle ilgili arkadaşımız rahatsız. Bir basın toplantısı yapılacak, sen git. Ben dedim ki gideyim de ne yapayım? Dediler ki neler olduğunu zaten içimizde en iyi bilen sensin. Çünkü hem İngilizcesini okudun hem Türkçesini yazdın. Dolayısıyla bütün süreçleri biliyorsun. Hepimize de senin verdiğin notlar var. Peki dedim, gittim. Çok hoşuma gitti. Ertesi gün dedim ki benim tercüme ettiğim diğer dosyalarla ilgili çalışmalarda da ben görev alacak mıyım? Kendi payımı evet, istiyorum. Evet. Böyle başlayan bir dünya vardı. Tercümeleri yaparken tercümelerden bir anda yani masanın üstündeki kağıt ve daktilo, o dönemi az önce tasvir etmeye çalıştınız. Bilgisayar dediğiniz şey yok o zaman evlerde. Yazıcı mazıcı yok. Şirketlerde bile yok. Daktilo evet. Var. Daktiloyla da gece çalışırken altına böyle üç katlı havlu koyuyorsunuz ki çat 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 ses olmasın çat, çat sesleri etrafa rahatsızlık vermesin diye. Evet, cep evet. Telefonu yok. Ev telefonu ya yani birçok evde yok zaten. Çok planlı olmanız gerekiyordu. O planlılık benim zaten doğamda olan bir şey. Hayatın gerektirdiği planlılık mecburiyeti de beni bu alanda avantajlı kıldı. Çünkü ne zaman yapılacak, günlerini, saatlerini not alarak, hangi aşamaya, hangi zaman kesitinde geçilecek, bunlara baka baka etkinlik dünyasına girdim. Girdiğimde tercüme yapan bir çocuktum. Biraz palazlandığımda koca şirketlerin itibarlarını yöneten bir genç adam olmuştum. O dönemler için çok önemliydi. Hizmet sektöründe böyle rakamlar reklam endüstrisinde bile yoktu. $1 milyon eşiğini geçtik biz çalıştığım şirketle. Sonrasında kendi kanatlarımla devam edeceğim dedim. Kendi şirketimi kurdum. 2000 yılında faaliyete geçti. 2000'den bu yana da şirketim devam ediyor. Etkinlik yönetimi konusunda çalışıyoruz. Etkinliği o kadar çok sevdim ki bu alanda neler yapılabilire kafa yordum. Bu neler yapılabilir konusunda birincisi yenilikçilik ve yaratıcılığın çok önemli olduğunu keşfettim. İkincisi dünyadaki duruşun ve bakışın nasıl hızla değiştiğini fark ettim. Onları anlamak evet. için çaba sarf etmeye başladım. Ve sanki yıllar geçtikçe değişim ve dönüşüm diyoruz ya her konuda var. Dijitalleşme, enerji, günlük alışkanlıklarımız, işte sürdürülebilir üretim, tüketim. Çok hızlanıyoruz ve artık eskiden belki 10 yılda bir olan bir yenilik veya bir gelişim artık ve değişim bir yıla falan bazen 6 aya düştü. Atıyorum cep telefonları, yeni arabalar, işte elektrikli araçlara artık geçiyoruz vesaire. Yani evet tüketim toplumuyuz ama bununla beraber de aslında daha temiz, daha sürdürülebilir ürünlere de bizi yönlendiren bir takım sektörler de var diye ben öyle yani gözlemliyorum ama bu evet eskiden 10'ar yılda olan bütün farklılaşmalar şimdi birer yılda veya da 6'şar ayda hızlı hızlı gidiyor. Biz hepimiz yani koşuya geçtik artık hocam yani bayağı bildiğiniz maraton koşusu gibi bir şeyleri yakalamaya ve kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz gibi ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çok doğru, çok doğru. Çünkü hayatın hızlanması var. Tabii bu hızlanma iyi anlamda bir hızlanma mı yoksa kötü anlamda bir hızlanma mı? Bu da tartışmaya evet. açık bir şey. Eskiden evet. zor olan şeyler bugün kolay oluyor ama eskiden çok değerli olan şeylerin de bugün nasıl değersizleştiğine tanıklık ediyoruz. Bu hayatın hemen hemen her alanında var. Benim yetiştiğim dönemlerde işte en baştaki rol model tabii ki aile bireyleriydi. Annenin çok ciddi bir belirleyiciliği vardı. Anneye duyulan bir saygı tartışmaya bile açık değildi. Anneyle beraber anne türevi diyebileceğim teyzeler, halalar, komşu kişiler böyle bir dünya vardı. Yani kadına bir saygı duyulan çocukların da o formatla büyüdüğü bir dönem vardı. Ancak hızlı tüketim bir anda çocukların oradan oraya yetiştirilmesi gerektiği için bizim zamanımızda bir şey yapılacaksa çocuk kendi yapardı. Zamanını planlardı, ayırırdı. Anne baba birazcık rehberlik yapardı, yürür giderdi hayat. Ama şimdi çocuklar keman dersinden baleye, baleden piyanoya, piyanodan İngilizce dersine yetiştirilmek zorunda kaldığı için ebeveyn ve çocuk ilişkisi artık böyle muhabbetli bir küçük bireyle eğitimli bir büyük birey arasındaki ilişki olmaktan çıktı. Anneler bugün bildiğiniz hizmetkar oldular. Şoförlük yapıyorlar, kuaförlük yapıyorlar, evet, teyzeçilik yapıyorlar, koşuşturuculuk yapıyorlar.
Berbat vaziyette bir tablo çıktı. Kadınlar bunu körükledi. Aslında kadınların rolü bu değildi. Erkeklerin de kısmen dahil olduğu bir tablo ama onların da rolü bu değildi. O hızlılığın içindeki deformasyon diyebileceğim, hatta bazen de dejenerasyonun sınırlarını zorlayan tablolar, yeni aile modelleri, yeni ilişki biçimleri ortaya çıkmaya başladı. Bu dünyanın, hani eskilerin lafı vardır, bu dünyanın çivisi çıktı çivisi derler. Çıktı. Bildiğiniz işin çivisini çıkardı yerinden. Şimdi dünya hani 23,5 derecede dönüyor, mevsimler oluyor diye, o bozuldu. Artık öyle bir dünya kalmadı. Çünkü bu dünya kafasına estiği gibi anne tarafına dönüyor, kafasına estiği gibi baba tarafına dönüyor. Ebeveynlerin kumbara haline gelmesi, paranın ilişkilerdeki en büyük belirleyici olması, motivasyon hatta zaman ve, zaman evet, doğru, bağlantısı katalizör olarak devrede durması, evet, doğru. İşi çok ters çevirdi. Bu bizim hayal ettiğimiz dünyadan başka bir dünyaya götürdü. Biz sanıyorduk ki fütürist anlayışlar bizim hayatımızı kolaylaştıracak, mutluluğumuzu arttıracak. Ama şu an distopya yaşıyoruz yani hep beraber. Aynen öyle. Şu an distopyadayız yani. Şu an... Fütürizmden direkt distopyaya geçmiş durumdayız. Pandemideyiz ve hani karşılıklı oturup sohbet etmek bile hani çok riskli olan bir andayız yani artık. Yani böyle şey, zaten hiç kimsenin zamanı da kalmadı. Oturalım sohbet edelim, işte çocuklar evet. Bir şey yesin, büyükler çay içsin, işte komşu gelsin gitsin. Bu böyle bir düzen kalmadı. Bu bitti gitti, tarih oldu. Hatta tarihte bile hatırlanmayacak bölümler arasına gitti. Hayal ettiğimiz dünya bu değildi. Dediğin gibi bir ütopyaya doğru giderken, bir fütüristik pozitifleri hayal ederken biz bir anda distopyanın içine düşmüş olduk. Burada tabii bir değişim var. Bu değişim bizim istediğimiz yönde olmayan bir değişim. En azından ben, sen ve bizler gibi kimselerin hayali bu yönde değildi. Evet. Burada bir tane çıkış yolu var. Bildiğimizi yapmaya devam ettiğimiz müddetçe biz buradan çıkamayacağız. Başka bir şeyleri bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım ve kendimizi değiştirmemiz lazım. Israr etmememiz lazım. Biz böyle biliyoruz, bizim çocukluğumuz böyleydi, annelerimizden böyle devraldık, babalarımız böyle gösterdi. Bunu tamamıyla kenara bırakmamız lazım. Yani paradigma değişti. Artık yaşama biçimleri, bireyler arasındaki ilişkiler değişti. Bunun süreklilik üzerine kurulmuş bir anlayış vardı. Bugün bir istiyorsan yarın iki isteyeceksin. Öbürsü gün dört isteyeceksin. Dört yerine üç gelirse mutsuz olacaksın, bunalıma gireceksin. Süreklilik böyle bir şey. Sürdürülebilirlik elindeki birle mutlu olmayı öğrenme sanatına dayanıyor. Evet. Eğer ve onu döngüsel olarak bireyler, kullanma yani. Dönüştürüp farklı şekillerde kullanabilme. Döngüsel olarak aynı üründen, aynı atıyorum yani aynı üründen ya da aynı konudan farklı farklı faydalanabilme, artık sürdürülebilirlik artı döngüsel ekonomi konuşuluyor işte. Herkes kendi üretleri tüketsin, kendi çöpünden tekrar başka şey üretsin. Bir şekilde o eve giren çıkmasın, maksimum şekilde o tekrar kullanılsın. Atık haline, tamamen kullanılmayacak hale gelene kadar kullanılsın. Buydu zaten bize öğretilen ve bizim de bellediğimiz. Evet. Orada bizlerin sorgulamayı bıraktığı ya da başkaca sorularla, bana göre lüzumsuz sorularla, bu kredi nasıl ödenecek, bu borcun altından nasıl kalkılacak döngüsüyle beraber biz esas sormamız gereken soruları ıskalamaya başladık. Neydi bunlar? Ne yaptığımızın önemini kavramamız gerekiyordu. Ne sorusuna bir yanıt bulmamız gerekiyordu. Ben ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Bunlar önemli sorulardı. Ne zaman yaptığınız önemliydi? Neden yaptığınız önemliydi? Günlük hayatınızdaki herhangi bir kesiti ele alın. Sabah neden kalkıyorsun? Nereye koşturuyorsun? Ne elde edeceksin? Nasıl bir hengameye gireceksin? Bu soruları biz sormaz hale geldik. Bu esas soruları sormadığımız zaman öğrenme dürtülerimizi de kaybettik büyük ölçüde. Çünkü soru sormadığımızda, ezberlerimize döndüğümüzde, o ezberlerde dünya bugün iletişim diye baktığımızda dev bir çanak ve siz onun tutunup kenarlarından yukarı çıkamazsınız. İki adım attığınızda üç adım aşağı kayacaksınız. Böyle bir kısır döngünün de daha beteri bir şey. Yani dipten kurtulamama halinizi hayatınızın her kesitine sokan bir düzen var burada. Hani düzene o anlamda muhalefet etmek için söylemiyorum. Bunu anlamamız gerektiğini, buna göre davranmamız gerektiğinin önemini anlatmak için söylüyorum. Sormamayı biz
doğru yol gibi kabul ettiğimizde, sorular sorduğumuzda öğreneceğimiz her şeyden vazgeçmiş olduk. Bir karar verdik, sormadık. Aman bizi aptal sanmasınlar soru sorduğumuz için, aman bize bilmiyor diye damgalamasınlar dedik. Bu damgaların üzerimize basılmaması adına biz ne olup ne bittiğini anlamaktan, öğrenmekten vazgeçtik. Bu tabii en büyük kayıplardan bir şeydi. Eğer doğru. sormuyorsak öğrenemiyoruz. Öğrenemiyorsak da ilerleyemiyoruz demektir. Bu çok berrak bir şey. Bu yüzden ben konu soruların sorulması meselesine gelince, üniversitedeki derslerimde de öğrencilerime etkinlik konusunda da bütün öğrendiklerimin ne kadar yüksek bedellerle yanıtlarını aldığımı keşfettikten sonra yazdığım kitabın adını da böyle koydum. 5N1K ile etkinlik yönetimi dedim. Bu çok önemli bir şey. Evet, evet doğru. Ben şimdi madem konuyu okula getirdiniz hocam, bu hem etkinlik yönetimi hem sürdürülebilir kalkınma için iki farklı ders siz ürettiniz, yarattınız ve bunları üniversitelerde anlatıyorsunuz. Tabii ki siz insan olarak böyle bir ihtiyaç olduğu farkındaydınız zaten yıllardır tecrübelerinizden ve gördüklerinizden, ama bunu okullara nasıl ikna ettiniz? Artı bir de kısaca ders içerikleri nelerdir, onu öğrenmek istiyorum sizden. Tabii ki. Birincisi, aklınıza ne geliyorsa, eğer doğru olduğuna inanıyorsanız onu eğitim sisteminin ya da o eğitimle ilgili akışın içine koymanız lazım. Siz kendinizi çok rafine bir hale getirebilirsiniz. Ama bana faydanız yoksa, sizden sonra gelen kuşaklara faydanız yoksa, öğrencilere faydanız yoksa, gençlere faydanız yoksa, siz böyle dağların tepesindeki bir kristal tanesi gibi duruyorsunuz. Uzaktan bakanlar diyor ki ne güzel parlıyor ama bize faydanız yok. Evet. Burada benim bütün çabam biraz çalışma düzenimden kaynaklanan, biraz çünkü benim yaptığım iş etkinlik yönetimi dediğinizde, evet, yönetilecek bir etkinliği bulmanız lazım önce. Önce de onu hayal etmeniz lazım. Ben hayal satarak geldim bugüne. Biz hayal ediyorduk, hayallerimizle ikna ediyorduk. İkna ettiğimiz zaman çok ciddi bedelleri olan projeleri hayata geçirmeyi taahhüt ediyorduk. Ondan sonra etkinlik yönettik, bunu başardık, ilklere imza attık deyip seviniyorduk. Kariyerimize bir çentik daha atıyorduk. Bu çentikler az buz değil. Yani 1000'in üzerinde marka için 13 binden fazla çentik var benim profesyonel hayatımda. Bu çok fazla bir şey. Ve burada elde ettiklerimin öğrencilere aktarılabilmesi için bazı işleyişlerin klasik ders temalarının dışına taşınabilmesi için çok kafa yormam ve çok çalışmam gerekiyordu. Aslında gerçek hayattaki tecrübeleri formülize edip, yani olan verileri ve tecrübeleri formülize edip belki yazılı olarak bir matrikse, bir veriye döküp herhangi bir formatta siz sunuyorsunuz. Yani olmayan, yani tamamen kendi tecrübeleriniz, ticari ve etkinlik hayatınızdaki yaşadıklarınızı bir hap haline getirip öğrencilere sunuyorsunuz. Bu çok, yani dediğiniz gibi bu çok aynen özel öyle. Bu çok özel ve yani normalde de belki sizin gibi tecrübeli başka insanların da çok uğraşmak istemeyeceği, ya ben kendi bacağımı nasıl bırak çocuklar da kendileri yaşayarak öğrensin diyeceği bir konu. Yani bu çok hani öyle öyle, yani ben de bir sürü insanla tanışıyorum. Hani paylaşın, anlatın yok ama halbuki bilgi paylaşmak için ve biz de mesela benim bu kadının grubunu kurmamın en önemli sebebi de benzer bir konuydu. Sizin yaptığınız projeler gibi bir sürü iyi kötü tecrübem oldu ve benden çok daha tecrübeli, pek çok daha enerji sektöründe uzman kadın var, hocalarımız var. Dedim ki ya bu insanlarla genç arkadaşımız bir araya gelsin ve samimi sohbet ortamında birbirlerinden faydalansınlar. Çünkü bazen mentor menti, bazen menti mentor oluyor. Yani genç bir arkadaşın bizden çok farklı konularda hızlı hareket kabiliyeti de şey oluyor, ability'si oluyor. Biz de ondan farklı konularda tecrübeli ve yani bilgi aktarır haldeyiz. Bu tamamen bir döngü yani. Bu da dönüşsel bilgi yani. Bu da birbirinizi besliyorsunuz ve dediğiniz gibi o niye 30 sene, 35 sene siz o kadar, tamam evet sakalınızı artmışsınız, çok da güzel projeler yapmışsınız, evet. Ama hani yeni gelen bir insan da, ya Hakan hocadan da burada adam bunu yaptın, yapın dedi, yapmayın dedi. Bu adam bunun bize işte püf noktalarını verdi, ya ben buna bir daha bakayım da aynı hatayı yapmayayım ya da doğrusu budur diye. Yani bunu da tabii alabilmek çok güzel bir şey. Sizi ben çok takdir ediyorum ve teşekkür ederim bu konularda, bu konuları. Açıkçası akademik takvime sokmuşsunuz hocam. Çok lazımmış aslında yani. Kimsenin uğraşmadığı çok bir şey uğraşmıyor. Çok önemli konularda. Doğru. Çok önemli konularda. Önemli olduğuna inandığım için zaten bu kadar çaba sarf ettim.
Ben gibi deneyimli kimselerin, yaptığı işe tutkuyla bağlı kimselerin birer kaldıraç olarak çalışması gerektiğini düşünüyorum. Normalde siz bir ağırlığı alırsınız, buradan buraya koyarsınız gücünüz yetiyorsa, ama bu kadar bir şeyi oradan alıp oraya koymak için kendi kuvvetiniz yetmez. Başkalarının kuvvetleri de bir araya gelse yine yetmeyecektir. Ama siz kendinizi bir kaldıraç gibi, bir leverage olarak tasarlarsanız çok büyük zorlukları, çok büyük yükleri ya da çok büyük meseleleri bir anda hale yola koyabilirsiniz. Ben şimdi etkinlik yönetimi konusunda 15 yıla yaklaştı, 13 yılı geçtim, 14 yıl civarındayım. Katkıda bulunduğum çocukların benim 35 yılda geldiğimi 14 haftada geçmesini sağlıyorum. 14 hafta sürüyor, 15 hafta sürüyor bizim ders programlarımız bir dönem. O dönemin sonunda benim 30-35 yıllık deneyimimi, birikimimi ben onlara aktarıyorum. Yazılı olarak aktarıyorum, sözlü olarak aktarıyorum, uygulama olarak aktarıyorum. Sürdürülebilirlik dersi, yani günümüzdeki akademik eğitimdeki içerikler ne kadar hızlı değişmek durumunda. Çünkü işin bir pazarlama meselesi var. Daha cazip konular bulursanız daha çok öğrenci gelecektir. Daha çok öğrenci daha çok müşteri demektir. İşin kabasına baktığımızda. Evet, şu anda tabii hocam sürdürülebilirlik bu açıdan baktığında hem prim yapan bir konu, cazip bir konu ama içler acısı bir tablo, çevrecilikle karıştırılıyor. Yani etrafımı temiz tutarsam sürdürülebilir olurum diyor. Ona değineceğim zaten az sonra. Keşke o kadar basit olsun bu işler. Keşke, keşke. Dünyanın en zor meselelerinden bir tanesi sürdürülebilirlik. Çünkü dünyanın sonunu mu getireceğiz yoksa dünyayı döndürmeye devam mı edeceğiz diye bir çıktısı var bunun. Yani şu anki tablo, dünyanın sonunu getirmek için çok çalıştık ama hala beceremedik, başaramadık. Belki son düzlükte başka bir şey olacak noktasında duruyoruz biz. Çok ağır bir konu, çok zor bir konu. Esas olarak da üniversitelere cazip bir konu başlığı olmasının dışında yetişme çağındaki 20-25 yaş aralığındaki ileride karar alıcı kimselere bu meselenin ne olduğunu baştan sona A'dan Z'ye çok iyi anlatmak gerekiyordu. Ben bu fırsatı yakaladım. Şimdi Türkiye'deki üniversitelerde bu konuda hangi dersler var açıkçası bilmiyorum. Ama internette yaptığım aramalarda bir şeye rastlamadım. Hani benim rastlamamam olmadığı anlamına gelmiyor elbette ama belli ki çok kıyıda köşede kalmış şeyler söz konusu olabilir. O da en iyimser yaklaşımla. Artık tabii ki özellikle mühendislik bölümlerinde, tabii ki bir kere çevre mühendisliği diye bir bölümümüz var, 1000 yıldır vardı. Şehir planlamacıları. Artı bununla beraber üzerine peyzaj ve mimarlık okuyan arkadaşların bu tarz benzer dersleri veyahut da farklı dersler işte bu konuda işlediğini kısaca biliyorum. Ama ayrı spesifik olarak sırf ders olarak ben de görmedim. Belki vardır, haberimiz yok çünkü Türkiye'de yüzlerce üniversite var. Mutlaka bunu düşünmüş belki birkaç tane daha sizin kıymetli hoca vardır farklı üniversitelerde. Ama ben de çok karşılaşmadım. Ve de bir de bu biraz da kişisel merak dediğiniz gibi kendi kendimize soru sorma. Ya bu niye böyle, bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Ben burada bu eğitimi alırım ama bunu hani daha geleceğe yönelik, daha çevreci bir hale nasıl getirebilirim? Ne gibi hedefler var dünyanın gündeminde, ülkemizin gündeminde gibi. Hani gençlerin de biraz daha arkadaşlara uyanık olması ve araştırıyor, okuyor olması lazım diye düşünüyorum ben de. Ben size bir şey soracağım hocam. Benim çok aklıma takılıyor çünkü ve kavram kargaşası var. Şimdi sürdürülebilir kalkınma hedefleri önce anons etmişti Birleşmiş Milletler. Sonra bunu sürdürülebilir kalkınma amacına çevirdi ya da Türkçe öyle çevirdi. Bunun hangisi doğru? Yani iki tane şey var. Bir hedefleri, bir amaçları. Hangisi hangisinin üstünde ve de biz normalde bu 17 madde konuşurken hangi başlık altında konuşuyoruz? Onu sormak istiyorum. Bu çok güzel bir soru sevgili Sedef. Sorduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum. İngilizcesi değişmedi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye bizim tercüme ettiğimiz Birleşmiş Milletler'in programı United Nations Sustainable Development Goals. G-O-A-L-S diye geçen lakırdı. İngilizce de değişmedi. Bizler eskiden derken yani birkaç yıl öncesine kadar biz bu goals lafını hedefler diye tercüme ediyorduk ve öyle kullanıyorduk. Bugün Türkçe literatüre baktığınızda kısaltmasıyla, açık yazılışıyla hepsinin sonundaki lakırdı hedefleri. Hedef çok net bir şey. Benim şimdi hedefim vardır, senin hedefin vardır. Bizi dinleyenlerin hepsinin kendilerine göre
belli başlı konularda hedefleri vardır. Hedef dediğiniz şey tarif edilebilir bir şey. Elle tutmanız, gözle görmeniz gerekmez ama sayısal olarak zaman aksında bir yerlere koyduğunuz zaman bu sizin hedefiniz olur. Ben 4 yılda üniversiteyi bitireceğim. Ben 5 yılda iyi para kazanacağım. 10 yılda kendi evimi alacağım. Bunlar birer hedeftir. Bu hedeflerin tarifleri vardır. Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleri diye baktığımızda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye baktığımızda 17 tane hedefi var. Bunların hiçbiri amaç değil. Bu 17 hedefin altında da alt ayrımları var. Toplamda 160'ın üzerine çıkıyor. Bunların içinde ben hani saymaya başladığımda ki onu konuşalım isterim. Bunların hiçbirinin amaç olmadığını, amaç dediğiniz şey soyut bir şey, iyi niyet gibi, hani olsa da iyi olur, hayırlısıyla erişiriz inşallah denecek şeyler. Bunların böyle olmaması, bir anlamda hafif olarak tutulmaması gerektiği kanısındayım. Bunların birer hedef olarak önümüze konması lazım. Biz şu kadar zamanda şunu yapacağız. Birleşmiş Evet, net Milletler'in net bir hedef ve onun için gerekli tabii. çalışmalar. Tabii. Birleşmiş Milletler'in bütün dokümanlarında zaten şunu söylüyor, diyor ki şu yılın raporudur diyor. Bir sonraki döneme ilişkin projeksiyonda da şu noktadan şu noktaya gideceğiz diyor. Açlıktan ölen çocukların sayısını 5 milyondan 4,5 milyona düşürmeyi hedefliyoruz diyor. Çok net söylüyor. Burada amacımız daha az çocuk ölsün değil. Amaç Rakamsal başka. olarak net olarak hedefler konuyor ve Tabii. onun için gerekli organizasyon ve çalışmalar yapılıyor diyorsunuz. Biz biraz işin ucuzuna kaçtık Türkiye'de ve Türkçe düşünerek. Sözcüklerle oynadık. Sözcüklerle oynamak hiç kimseye kazandırmaz. Ama algı yaratmak Evet, diye hafif hafif bakılınca kaldı. Doğru. Amaç çok hafif dediğiniz gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. algı yaratmak da işe yaradı. Dendi ki amacımız fakir fukara kalmasın. İyi de nasıl yapacaksın kardeşim? Senin hedeflerin olması lazım. O büyük hedefe giden yolda tıpkı uzun yolculuktaki kilometre taşları gibi birinci yıl bunu yapacağım, ikinci yıl bunu yapacağım, üçüncü yıl bunu yapacağım diye işaretlerinin olması lazım. Şimdi bu işaretleri de kaldırdığımız zaman öyle bir yol gidiyor. Kaç kilometrelik bir yol, ne kadar zamanda gidilecek belirsiz. Fakirlik çok ciddi mesele. Açlık çok ciddi mesele. Toplam 17 meselemiz var bizim dünyada çözüme muhtaç. Bunların hangisini tutarsak tutalım, bunlar amaç diye tarif edilemez. Ya burada bunlar işte müsait olduğumuzda ilgilenelim diye bakılacak konular değil. Bunlar çok hayati konular, ölümcül konular. İnsanların, çocukların, kadınların tutunabilmesi için, bu dünyadaki yaşamlarını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz meseleler ama bizde amaç mı, hedef mi bir algı karmaşası yaratıldı. Ama onun öncesinde de zaten altyapı doğru kurulmadığı için az önce söylediğim gibi çevreyle veyahut da etrafı temiz tutmakla aynı şeymiş gibi algılanır oldu. Halbuki o bambaşka bir şey, apayrı bir disiplin. Dediğin gibi çevre mühendisi var. Çevre mühendisliği fakültelerinde yıllardır öğrenci yetişiyor. Ama o öğrencilerin öğrendikleri ya da o öğrencileri eğitenlerin üzerinde çalıştığı konularla sürdürülebilirlik bambaşka şeyler. Çevre Valla konudan iki yani tanesine dokunuyor. Ben söyleyeyim. biz Şimdi bir özellikle çok geniş bir ağ olduğumuz için çok farklı bölümlerden, farklı disiplinlerden üyelerimiz var. Ve okulda oku yani işte 3. sınıf, 4. sınıf, üniversite, ilk ama üniversite 1. sınıftan bile kızlarımız var grupta. Ve ne güzel. mesela işte staj veyahut da efendim söyleyeyim part time veya işte mezun iş aradıklarında biz ağırlıkla ben ve birkaç danışma kurulu arkadaşım daha tecrübeli ve hani network'ü olan hanımlar bakıp işte ya seni buraya yönlendir falan dediğimizde bazen aa ben orada ne iş yapacağım? Ne alaka? Diye sorular alıyorum. Halbuki mesela işte enerji sistemi mühendisi mezunu bir arkadaşım. Ne bileyim bu enerji sektörünü PR yapan bir şirket. Bağlantı kuramıyor. Diyorum ki bak sen öncelikle sektörü ve genelini, kanun yönetmelikleri, haberleri okuman lazım zaten. Bunu seni kendi yapman lazım. Ben seni böyle bir yerleştirirsem, sen o bir iki sene sıkıp dişini çalışırsan orada inanılmaz bir network'e, bir çevreye haiz olacaksın. Ve sonrasında ona göre kendine bir alan, bir iş kalıp seçebilirsin. Ya yani önce konuyu anlaman lazım. Çevre mühendisi veya çevre mühendisi arkadaşlarım işte rüzgar enerji santrali gibi bir yere girip çalış. Aa biz ne yapacağız ki? Yani evet okullarda bir eksiklik var ve kesinlikle
konu bağlantı kuramıyorlar. Yani belki de sırf bunun için bir disiplinler arası geçiş, disiplin arası entegrasyon falan dersi vermek lazım yani hocam. Buradan bir fikir olarak. Hani sen bunu Kesinlikle. okuyorsun, sen bu diplomayla şu 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 ve daha da farklı, belki gelecekte daha da başka bölümlere dokunabilirsin. Çünkü bu işler multidisiplin işler. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, bunlar hep multidisiplin. Burada muhasebede çalışan arkadaş da var. İşte türbini bağlayan teknisyen de var. Efendim ne bileyim işte oturup masada mühendislik yapan analist de var. Meteoroloji mühendisi var. O kadar geniş ki. Ama bunu okullarda asla vermiyorlar ve dilinize geliyor. Soru sormadıkları için bağlantı kuramıyor genç arkadaşlarımız. Ve biz oradaki boşluğu doldurup doğru yönelme yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani o çok büyük bir eksiklik hocam. Bu işaret ettiğin konular çok önemli. Ben tabii burada belki sınırları zorlayan bir idealistlikle bakıyorum ama hani okuma yazmayı öğrendikten sonra çocuklara hesap öğretiliyor, işte toplama çıkartma öğretiliyor, aritmetik öğretiliyor. Ondan sonra biraz daha aklı kemale erdikten sonra belki lise seviyesinde ya da ortaokulun sonlarında sürdürülebilirliği anlatması lazım eğitim sisteminin bu çocuklara. Çünkü bunun içinde neden fakir olunduğu ve fakirlikten nasıl kurtulunabileceğine ilişkin sayısız bilgi var. Açlık Evet. meselesi var. Biz belki bugün İstanbul'da yaşadığımız çevrede bunları görmüyoruz ama ana caddeden ayrılıp iki sokak aşağıya gittiğimizde ya da kentin 20-25 kilometre dış mahallelerine gittiğimizde açlık denen Evet. şeyi görüyoruz. Sağlık Evet. meselesi var. Sağlık, hadi bu dönem Covid sebebiyle çok gündemde ama sağlık meselesi Covid öncesinde de çok ciddi boyutlardaydı. Eğitim eşitsizliği var. Covid'le beraber eğitimdeki eşitsizlik zirve yaptı. Yani İnanılmaz. Evet. yeryüzünde Evet, eğitim evet, konusunda öğrenci kesime bu kadar uzak duran bir kamu yönetiminin örneği yok. Böyle bir vahim tablo var. Cinsiyet maalesef. ayrımı ülkemizde zaten alıp başını gitmiş vaziyette. Yani ilkokuldaki çocuktan başlayıp ta yetişkin eli ekmek tutan mesleği olan okumuş aydın kadına varıncaya kadar Tabii. cinsiyet ayrımı ile ilgili sayılamayacak kadar çok mesele var. Biz sadece şunu görüyoruz. Eğer kadın dövüle dövüle öldürülüyorsa, kolu bacağı kesilerek katlediliyorsa gazete haberi olarak haberdarız. Ama onun dışında 80 milyona yaklaşmış bir ülkenin kaba hesapta yarı nüfusu kadın. Bu nereden bakarsanız bakın 35-40 milyon mesele demektir. Çünkü meselesi olmayan bir kadın yok. Bu çok vahim boyutlarda bir şey. Evet. Temiz suyumuz yok. Hijyen zaten göz ardı edilmiş vaziyette. O kadar Covid önlemleri içinde el yıkamanın önemi anlatıldı ama hayatı boyunca el yıkamayan insanlar var. Hayatı boyunca diş fırçalamayan insanlar var. Şimdi bu durum nasıl olacak? Biz diyoruz ki tuvaletlerimizde su akıyor bizim. Ne farkı var kullanmadıktan sonra o suyu? Yani o çok vahim boyutlarda. Temiz Doğru. enerji var. Siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz sürdürülebilirlik çatısı altında işlenmesi gereken. En basit örneği vereyim. Ben sayısız arkadaşım evinde kettle kullanıyor. İçinde 1 litre su alıyor. Bir fincan kahve yapmak için kettle doluyor. Orada 200 mililitre su alacak. Beşte bir ölçüsünde doldursa elektriği daha az tüketecek. Süreyi daha kısaltacak ve içeceği suyu tüketilmeye hazır hale, kahve yapmaya hazır hale getirecek ya da çay için aynı şey geçerli. Evet. Bu kadar basit şeyleri bile bizim çocuklara anlatmamız lazım. Bilmiyorlar çünkü. Sanayi Evet, dediğimiz yani mühendislik dediğimiz içeceğin kadar tabii. ısıt, yani yiyeceğin kadar pişir. Tabii ki öyle olması lazım ama doğru diyorsun. O da bir Birçok eğitim ya, o evde da aileden gelen bir eğitim. Doğru. bunu benim çocukluğumda ev ekonomisi diye bir ders vardı. O zaman Ben de öğreniyorduk. alıyordum o dersi. Evet, bizde de vardı. Ama şimdi bugün ev ekonomisi yok. Ekonominin kendisi yok zaten. Ev darma duman olmuş vaziyette. Bildiğimiz ev olmaktan çıkmış. Ama bu derslerin, bu konuların, bu mesajların, bu bilgilerin öğrenciye, genç bireylere verilmesi için mutlaka anlatılması lazım. Anlatılacağı yegane adres de sürdürülebilirlik. Eğer siz bugünün genç bireylerine 10 yaşından itibaren sürdürülebilirlik konusunda doğruları anlatarak, yanlışlara işaret ederek yetiştirirseniz bundan 2 kuşak sonra, 3 kuşak sonra bildiğiniz normal insanlar çıkacak karşımıza. Ama bugün Doğru. karşımıza çıkanlar neler? Olabilecek en ileri seviyede tüketimi zorlayan
Ve bunu başardığı zaman da bunu marifet kabul eden bireyler. Yani baktığınız zaman bugün 20-25 yaşındaki bir insanın sahip olmaması gereken, çünkü yönetmeyi bilmeyen varlıkları söz konusu. Baktığınız zaman hani az önce sohbetinizin başında söylemiştim, dünyanın çivisi çıktı dediğim şey, dönüp baktığımızda hani o makroda ise mikroda da bireylerin çivisi yerinden çıktı. Nasıl duracaklarını bile bilmeyen bir güruh egemen oldu. Bu sadece bizim ülkemizde de değil, dünya genelinde, yani Dünya genelinde kıtalarda, böyle. ülkelerde Tabii. var olan bir şey. Yani tek bir yere adreslemek mümkün değil. Biz Mart'ın öncesinde iklim krizi diye çırpınıyorduk. Dünyanın etrafı, hava tabakası, kirlenmeler vesaireler diye yırtıyorduk kendimizi. Ne oldu? Covid gelince bir anda unutuldu bunlar. Ama öyle güzel bir değişim yaşandı ki bizim insanlara karar almanız lazım, kafa yormanız lazım, para harcamanız lazım deyip anlatamadığımız şeyleri Covid sebebiyle sistem kendi kendini kapattığında doğa kendini iyileştirmeye başladı. En olmadık Aynen. yerlerde en olmadık şeyleri görüyoruz. Şehrin içinde dolaşan geyikler görmeye başladık. Yurt dışından sayısız paylaşım var. Evet. Türkiye'de de Bu ortak Orta Göl'e ölçekli bir yunuslar ülke geldi. yunus Orta balıkları. Göl sahilinde. Evet, Sevdirmeye evet, evet, geldi evet. insan olmayınca. Yani Demek ki bazen ben orada diyorum ki şu Covid 5 yıl gitse, iklimle ilgili bizim işte 15 yıldır, 20 yıldır anlatmaya çalıştığımız şeyi 5 yılda sistem kendi içinde çözecek zaten. İnsanları içeri kapattığınız zaman meselenin yarısını zaten çözüyorsunuz. de Evet. yani demek ki o hayvanlar hep oradaydı, o canlılar, ama hani bizim kalabalık gürültü ve kirliliğimizden gelemiyorlardı. Aslında normalde buralar, bütün buralar onlara aitti. Biz sonradan gelip de yerleşip de yüzyıllarca buraları bina yapan vesaire ağaç kesen biziz. Yani zararlı ve destroyer, yok edici ırk biziz zaten. Bir anda yani birkaç hafta içinde, bir ay içinde bizi görmeyince bütün doğa canlandı gerçekten. Ve hani tamamen tüketim kafasında olan, işte param var buraya da ev yaparım, bu arabayı da bilirim kafasında olan insanlar, ki maalesef çoğu öyle insan, yani dünya genelinde öyle, çünkü hepimiz bir tatmin peşindeyiz yani, hani malla mülkle gibi varlıkla. Ama bir anda böyle aslında esas buraların kime ait olduğu, bizim de sadece burada bir misafir olduğumuz diğer canlılar gibi insanlar şaşırdılar. Ama fakat şimdi tekrar inanılmaz bir trafik başladı İstanbul'da ve gene hava kirliliği ben hissetmeye başladım. Halbuki Covid'de çok güzel nefes alabiliyorduk sokağa çıktığımızda. Şimdi gene bir o arabalardan çıkan karbonmonoksit gene yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Valla Maalesef. pandemiler genelde galiba en az 2-3 yıl kalıyormuş dünya, yani daha önceki yüzyıllarda anlaşılan. Belki bir 2-3 sene sürerse bir ihtimal biraz daha hani. Daha fazla sürme ihtimali çok kuvvetle muhtemel. Çünkü işte SARS'a vesaireye baktığımızda bu familyadan olan, korona familyasından olan virüslerin etkilerine baktığımız zaman anladığımız bu işin hani bugün başladı, seneye bitecek ya da işte şunlara dikkat ettiğimiz zaman sonu gelecek denecek türden bir hastalık olmadığını anladık. Bu Yani belki keşke insanlar 3, belki 4, ölmese, belki 5 yıl. ama bir şekilde de doğa da kendini resetliyor diye benim hissiyatım o şekilde. Keşke kimse ölmesin. Ama evet, çok bir resetleme olayına girdiğini düşünüyorum ben de. Yani doğal ya da doğal olmayan yollardan bir resetlendiğimiz kesin. Yani o kaçınılmaz bir şey. Olması gereken de belki o. Çünkü bugün bazı göstergelerin bir şeylere işaret ediyor olması lazım. İnsanların ölümleri çok üzücü. Yani bugün sebebi ne olursa olsun, ister hastalık olsun, ister kaza olsun, ister başka şey olsun, insan ölmesi çok acı bir şey. Biz çünkü insanlar daha çok yaşasın, daha mutlu olsun diye çaba sarf ediyoruz. Birçok bilim bunun için uğraşıyor. Ama siz kalkıp da başka yerlerdeki ölümleri görmezden gelip de tek bir tarafa odaklandığınız zaman bunun başınıza gelmiş en büyük felaket olduğunu düşünüyorsunuz. Bu çok normal. Ama bugün COVID'den ölen insan sayısıyla başkaca hastalıklardan en az yarım düzine sayabilirim. Ölen insan sayısını karşılaştırdığınız zaman en iyimser veyahut da en yakın rakamlar Covid'in 10 mislinden başlıyor. Başka hastalıklardan, dünya savaşlarından, birinci ve ikinci dünya savaşından. Ben de bugün onu Tabii. düşündüm Hakan Bey, sanki bu hani üçüncü dünya savaşı oldu da böyle devamlı ülkeden öbür ölüm haberi geliyor ya.
Sanki hani bir farklı bir savaş yaşıyormuşuz gibi. Çünkü rakamlar çok yüksek olunca hani savaş olmadı. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı olmadı ama onun yerine böyle bir şey oldu diye bugün öyle bir şey aklıma geldi mesela benim de. Yani aklınıza gelen şey çok doğru. Ben hani kendi fikrimi de şöyle sizi destekler nitelikte söyleyeyim. Dünya savaşları her zaman insanla insan, devletle devlet, mucitle mağdur arasında olan savaşlar gibi gözükmekle beraber bugünkü tablo da bundan çok farklı değil. Bir kere dünyanın dengelerini değiştiren bir durum doğdu mu? Doğdu. Evet. Vaktiyle farklı farklı kutuplaşmalar vardı. Bugünkü kutuplaşma bambaşka bir şey ve şu an insanın bilimle beraber insanın doğa ile çatışması diye bakabileceğimiz doğa mı galip gelecek, bilim mi galip gelecek? Normalleri saptırmak mı kazançtı ve bugüne getirdi bizi yoksa normallere geri dönme gayreti mi? Biz diyoruz ki yeni normal, yeni normal yok, biz anormaldeydik zaten. Bizim normallerimiz bozulmuştu da bugünlere geldik. Evet, Bizim evet. normallere dönmemiz değil, ya da yeni normalleri keşfetmemiz değil, anormalliğimizden uzaklaşmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu da bir tür savaş hali. Biz şu an bilim, doğa, siyaset, ekonomi hepsi birbiriyle savaşıyor. Evet, Eskiden evet. savaşların iki tarafı vardı. O Evet. tarafla bu taraf vardı. Şu Şimdi anda her biz taraf birbiriyle olarak, biz savaşıyor. insanlık olarak bir sürü konuda bir savaş halindeyiz. Hepimiz bir olmalıyız aslında. O da bizi bütünleştiren bir, yani böyle tatsız ve sıkıcı konular bizi aslında bütünleştirmeli. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu sefer yani virüse karşı insanlık, dediğiniz gibi işte ekonomiye karşı insanlık, öyle bir durum oldu yani. İşte açlığa karşı insanlık. Zaten gene konumuzu döndüreceğim. Yani Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin amacı o yani. Bütün insanlık olarak hepimizin sorunları ortak. Buna karşı nasıl savaşabiliriz? Bunu nasıl azalt, nasıl iyileşebiliriz? Yani aslında dünya et yani şu an hep bunlar açıkla 2017'de açıkladı işte Birleşmiş Milletler. Sonra bu oldu vesaire. Sanki çok enteresan bir kurguda hani kaderin mücribesi deyip hep bunlar böyle bir değişik bir sıralamayla birbirini takip eden şekilde geliyor. Yaşıyoruz yani. Ben şunu Bu evet. dinliyorum. Sesiniz gitti geldi arada. Ben buradan da şuraya da bağlamak istiyorum. Şunu soracağım size. Sizce Türkiye'de veya dünyada gerçekten bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilen bu, ya da bu ara ulaşmış haberimiz olmayan bir topluluk var mı? Onu önce bir sorayım. Atıyorum Danimarka, Norveç, ne bileyim bir yer yani. Var mı öyle bir yer hani? Belki gitmek isteyen arkadaşlarımız olabilir, görmek isteyen. Onu bir sorayım Yani önce. bu hedeflere ulaşabilmemiz için bir kere yanıtım hayır. Ulaşan yok. Onun da alt ayrımlarına baktığımız zaman bunlar yaşadığımız dünya ile ilgili küresel meseleler. Burada Norveç'te işlerin yolunda gitmesi ama Ruanda'da işlerin sarpa sarması bu dengeyi bozuyor. Dolayısıyla biz bu Birleşmiş Milletler'in koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz şeylere açlık diye baktığımızda bugün eğer Danimarka'da açlık yoksa ama Botswana'da açlık varsa açlık var. Evet. İstanbul'un Şişli'sinde açlık yok ama Şişli'nin arka tarafı Kuştepe'nin bilmem neresinde varsa açlık, Doğru. o zaman gene o meselemiz var demektir. Dolayısıyla bu kalkınma hedefleri diye baktığımızda, insani meseleler diye formüle ettiğimizde bu konuda başarıya ulaşılan bir dönemden de bahsetmek mümkün değil, bir coğrafyadan da bahsetmek mümkün değil. Biz buradaki hedeflerin, amaçlar demiyorum özellikle, hedeflerin çok çok gerisindeyiz. Onlarca yıl gerisindeyiz. Burada en ciddi Yüzyıl yeter sorunlar... mi hocam? Yüzyıl yeter mi? Yetmez, yetmez, Yetmez. daha fazla var. Yani şöyle söyleyeyim, sorunlar neredeyse 250 yıl öncesine dayanıyor. O 250 yıl öncesinde ne vardı diyeceksiniz. Katlana katlana geldi diyorsun. Manhattan 1769'daki ortaya koyduğu sanayi faaliyetini, hareketini başlatan bizim bugün Endüstri 1.0 diye tarif ettiğimiz Evet. dönem vardı. O zaman zaten çivi çıkmış diğerinden. Çok ciddi sallanıyordu. Çıktı, biz farkında değildik.
popüler bir kavram, doğa, insan, ekonomi arasındaki uyumu anlatan bir kavram sürdürülebilirlik. Biz burada baktığımız zaman insan doğayı yok ediyor. Ne pahasına yok ediyor? Ekonomik anlamda güçlü olmak için. Evet. Ekonomik açıdan güçlü olunduğunda ne oluyor? İnsanlar çok daha fazla ciddi yüklerin altına giriyorlar. Borçların maddi ve manevi anlamda yüklerin altına giriyorlar ve burada geri dönüp doğayla barışacakları ve düze çıkacakları yerde daha çok toprağa katledeyim, daha çok ağacı keseyim, daha çok beton dökeyim noktasına geliyor. Şimdi bu mesele vahim boyutlara ne zaman ulaştı? 50 yıl önce ulaştı. 1972'de Stockholm'da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nda dendi ki arkadaşlar iş sarpa sarıyor. Böyle gidersek bu dünya bizden çıkacak. Yani elimizde ne ot kalacak, ne hayvan kalacak, ne insan kalacak. Her şey zıvanadan çıkacak. Şimdi bizim sürdürülebilirlik kavramının içine koyduğumuz tarifler var. Bu tariflere baktığımız zaman fakirlik diyoruz. Hani senin 10 bin lira gelirin varken 9 bin lira geliri olan bir insan fakir gibi gözüküyor. Bizim anladığımız Evet. fakirlik şu. Günde 1 dolar 90 sentin altında geliri olan, aylık 55 dolara denk geliyor. Ayda 55 doların altında bir para kazanılıyorsa, doların hesabını yapamıyorum şimdi, her saat başı değiştiği için, bizim için fakirlik bu. Ve dünyanın kabaca yarısı bu fakirlik sınırının altında yaşıyor. Yani bizim fakirlik dediğimizde anlamamız gereken, anlatmaya çalıştığımız gereken mesele bu. Şimdi biz diyoruz ki Afrika'da Sahra diye büyük bir çöl var. Onun altında da dünyanın bölgesi en berbat vaziyette yaşayan insanlar diyoruz. Şimdi burada yaşayan insanlar dediğimiz zaman bir kabileden, bir devletten bahsetmiyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse %10'undan bahsediyoruz. Bunlar yaşanabilecek, karşılaşılabilecek en berbat vaziyetteler. Su yok, besin yok, diğer akla gelebilecek Çok. hiçbir şey yok. Hiçbir şeyleri olmayan bu insanlar ile dünyada siz diyemezsiniz ki biz fakirliğe çare bulduk. Fakire 10 lira verdik, öbür fakire 100 lira verdik, daha fakire 1000 lira verdik, onları bir denkledik. Diyemezsiniz, bunu yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için dünyadaki bu ayda 55 dolar civarında olan gelirin altında kalan insanları fakirlik sınırının üstüne çıkartmanız lazım. Bunun altında bir de açlık sınırı var. Onu da söylüyorum. Evet, açlıktan ölen insanların olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Ve dünyadan bahsediyoruz. Şimdi sağlık çok ciddi mesele. Eğitim çok ciddi mesele. Bir o kadar yanlış yaptığımız neredeyse kişi başına isabet eden sayıda yanlış yaptığımız alanlara gireceğiz. 1990'larda her gün 17 bin çocuğun öldüğü bir dünya var. Bugün bu sayıları kontrol etmeye çalışıyorlar ama 17 binin biraz altına inildi. Sıfıra erişilmedi daha. Her günden bahsediyorum. Her Evet, gün 17 çok bin çok büyük çocuktan rakam. bahsediyorum. Çok büyük Bu rakam. yılda 6 milyonlara varan bir sayı. 5 yaşın altında ölen Çocuklar çocukları evet anlatmaya yaşayamıyorlar. başladığımız zaman Hiçbir zaman göremiyorlar. Evet. insanlar kahroluyorlar. Aman bize anlatma diyorlar. Ben size anlatmazsam kime anlatacağım? Ya ama yaşanıyor, oluyor Yani yani. Bunu ben her bilmeyeyim de zaman diyemezsiniz yani. Böyle bir lüks yok. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. 5 yaş altında yılda 5 milyon 400 bin çocuk ölüyor. Düne kadar. Geçen yılın verilerini söylüyorum size. 5 milyon 400 bin çocuk öldü 5 yaşının altında. Daha sabi sübyan. Bunların hayatta tutulabilmesi için ne lazımdı biliyor musunuz? Tahmin edin. Su. Bir çorba kaşığı süt Süt. bunları hayatta tutmaya yetecekti. Bugün en pahalı sütün fiyatını düşünün. Evet. Bir litre sütün içinden de aşağı yukarı 40-45 kaşık süt çıkacak. Çorba kaşığı. 40-45 çocuğu kurtarabilirdik. Yapmadık. Ne oldu? Evlerimize aldığımız, tüketmediğimiz, ha bu bozuldu, ha bunun tarihi geçti, bu çöp oldu deyip attığımız sütlerle biz Çocuk öldü. aslında hiç farkında olmadan çocuk Bir sürü öldü. çocuğun Yani hayatını diyemeyiz çok evet. merhametliyiz. Biz çok zalim bir türüz. Hani Hayır. bizim millet, bizim mahalle demiyorum. Tür olarak çok zalimiz. Çünkü göz göre göre öldürdük biz bu çocukları. Yani hedef diye konuşuyoruz ama çocukların ölmemesi olabilir ama
hedef diye konuştuğumuzda resmi açıklamalar diyor ki biz diyorlar 5 milyon 400 bin çocuğu öldürmedik. Önümüzdeki zaman diliminde 5 milyon çocuğun ölmesine razı olacağız. 400 bini kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir dünyada siz oturup da neyin eğri neyin doğru olduğunu çok hiç, da rahat konuşuyorsunuz. Hiç adil değil yani. O kimin için adil tabii. Bu? Kim için adil? Yani kimse için adil tabii. Değil. Yani biz burada diyoruz ki efendim çocuklarımız uzaktan eğitime erişmek için bilgisayarları yetmiyor. İnternet bitiyor. Bu işte EBA denilen sistem yürümüyor. Geçin efendim bunları. Bunlar komik şeyler. Çok daha hayati şeyler var. Yani evet bir sene belki bir şey pauz edilebilir yani dediğiniz gibi bazı şeyler pauz edilip tekrar hayatın yenilenmesiyle beraber bazı şeyler tekrar recover edilebilir. Her şey yani durdu. Ölüm yok yani sonunda evet. İkinci Dünya Savaşı'nda da her şey durdu. Hı-hı. Okullar da durdu. Evet. Her şey durdu. İnsanlara silah üretildi. O silahları alan insanlar gitti öbür insanları öldürdü. Öbür insanların hayatta kalması için çalışan bir başka grup insan da bu döngüyü yaşadı. Bunlar 4-5 yıllık döngüler. Her iki dünya savaşı diye baktığımızda 4-5 yıllık döngülerden bahsediyoruz. Biz şurada ve sonra da ay biraz ekonomik recover da çok uzun süreler oldu yani. Tabii, çok uzun yıllardan yıl tekrar ülkeler, halklar, tekrar yaşamlar belki onar yıllarda tekrar insanlar normal resetlenebildi her şeyleri. Dediğiniz gibi günlük işte yedikleri yemek, o gittikleri okul, yaşadıkları evlerin kendine gelirken. Yani biz yaşamadığımız için, İkinci Dünya Savaşı en azından yakında bir savaş yaşamadık. Biz 100 yıl önceden kendimizi kurtardığımız için. Ama işte İtalya'ya bakın, Fransa'ya bakın, Almanya'ya bakın. Hani insanların bizden daha tutumlu olduğunu, bazı şeyleri unutmadıklarını göreceksiniz. Ben tabii ki şanslı bir milletiz, İkinci Dünya Savaşı yaşamamışız ama kimse kusura bakmasın. Belki de diyorum ki rahmetli Atatürk belki de hani girse miydik acaba diyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? O zaman yani halimiz olmadığı için girememişiz zaten. Sokamamışlar Allah'tan. Girmemişiz. Akıllı yönetim vesaire ama girseydik belki de yakın bir zamanda gene savaş yaşamış olacakmışız. Ya belki komple yok olacaktık. İyi ki öyle olmamış çok şükür. Ama ya da en azından biraz daha bilinçli geliyor olacaktık. Ha, nasıl biz kendimizi kurtarıyor? İşte binamız sağlam, işte tarlamızda kimse dadanmadı. Kafasında olmayacaktık yani. O İkinci Dünya Savaşı bu diğer milletlerin bu kadar güçlü, paraların bu kadar bizden kıymetli ve adamların kimse birine yani bu konu tartışma açık ama ben böyle düşünüyorum. Daha üretken, daha çalışkan, mühendislikle bizden daha iyi olmalarının sebebi İkinci Dünya Savaşı'dır yani. O çok açık bir şeydir yani. Şimdi toplumlar çektikleri acılarla bileniyorlar ve daha işlevsel hale geliyorlar. Bizim de savaş dağarcığımız diye baktığımızda çok muhteşem bir savaş var. Kurtuluş Savaşı var. Ancak Kurtuluş Savaşı ya da Dünya Savaşları hangi savaş olursa olsun insanlık tarihinde tek bir gün yok ki hiç kimse hiç kimseyle savaşmamış. Hep böyle birilerinin başkalarıyla savaştığı bir insanlık tarihi var. Ben etkinlik yönetimi dersinde anlatırım. Eskiden diyorum harplerle anlatılan bir insanlık tarihi vardı. Umut ediyorum ki bundan sonra konserlerle ya da uluslararası sportif faaliyetlerle yıl işaretlerinin konacağı bir dünyaya geleceğiz. Tabii bu hep eğitime dönüp geliyor. Bazen de şunu düşünüyorum yani korona, evet az önce bahsettiğim sayılar muazzam sayılar. Yani 6 haneli sayılardan bahsediyorum ölüm sayısıyla ilgili olarak. Biz burada rakamlar birazcık işte günde 10'dan 20'ye çıktı, 20'den 50'ye çıktı dendiğinde kıyamet kopartıyoruz. Bunlar işin doğasında olan şeyler. Salgın adı üstünde. Tabii ki bir şeyler alacak. Tabii ki bir bedel ödenecek. Ama biz korona sayesinde bazı yerleri çok kestirme geçtik. Biz ciddi bypasslar yaptık. Şimdi Türkiye'de 40 yıldır başarılamayan bir uzaktan eğitim meselesi var. Anadolu Üniversitesi öncüdür. 40 yıla yaklaşan bir geçmişte de topu topu verdiği mezun sayısı 2 milyon civarındadır. Biz korona sayesinde Mart'ın ortalarında başladık. 40 gün içinde anaokulundan doktora programına varıncaya kadar Türkiye'de ne kadar eğitim kurumu varsa hepsi yaladı, yuttu, uzaktan eğitim yapıyorum dedi. İptalleşti hepsi, evet. Yalan çok, söylediler. Evet, yalan evet. Söylediler. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey yapılıyormuş gibi yapıldı. Anlatılırken de böyle değil, sanki hakikaten yapılıyormuş gibi anlatıldı. Biz şimdi onun bedellerini ödüyoruz. Şimdi düşünün, Yüksek Öğrenim Kurumu'nda kaç öğrenci olduğunu, 7 milyon 650 bin civarında üniversite talebesi var.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak baktığımızda 18 milyonun biraz üstünde bir sayı söz konusu. Kalın rakamla 25 milyon öğrenci, 26 milyona yaklaşan bir öğrenciden bahsediyoruz. Türkiye nüfusunun üçte biri. Evet. Bunların her birinin okul hayatlarına devam edebilmesi için ister ilkokul olsun, ister üniversitenin son sınıfı olsun bir internet bağlantısı ve bu bağlantıyla kullanacağı bir cihaza ihtiyacı var. Bu cihazlar Evet. ucuz şeyler değil. Bilgisayarsa Evet. mikrofon olacak, kamerası olacak vesaire. 2000-2500 liradan başlayan şeyler. Bu var mı? Yok. Temin edilmesi için herhangi bir adım var mı? Yok. Biz diyoruz ki uzaktan eğitim yapıyoruz. Benim üniversitem de uzaktan eğitim yapıyor. Görece en şanslılardınız bir vakıf üniversitesi. Devam eden çocukların ailelerinin gelir dilimi ortalamanın üstünde. Ama Türkiye'de vakıf üniversitelerinde çocuk okutan aile sayısıyla Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmış evde 2, 3, 4, 5, 6 çocuk okuyan haneler var. Bugün Türkiye hane nüfus diye bakıldığında ortalama 5.4 ya da 5.6 civarında. Bu anne ile babayı kenara koyarsak evlerde ortalama 3 çocuk olduğu anlamına geliyor. Bütün Türkiye geneli için söylüyorum. 3 çocuk demek ne demek biliyor musunuz? 3 tane televizyon lazım demek. 3 tane televizyon, 3 tane bilgisayar. 3 tane televizyon lazım. Tabii. Çünkü tabii. Biz kardeş olduğumuzu aynı evde oturduğumuzu düşünelim. Sizin dersiniz için size bir televizyon lazım, benimki için bana lazım. Bir de üçüncü kardeş için ona da lazım. Şimdi yok. Televizyon yok, bilgisayar yok. Şimdi uzaktan eğitiyoruz diyemezsiniz, bu kandırmaca. Şimdi eğitimci olarak ben bunun ne kadar eksikli olduğunu, bu bir takviye olabilir, onu anlarım. Denir ki esas eğitimi veriyoruz ama eksiklerini tamamlamak için de bunlara gitmemiz lazım. Şimdi dünyada sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bu meselelerle ilgileniyoruz. Bu bir eğitim meselesi ama dünyanın geleceğine biçim verecek genç bireylerin boşta tutulması, saksıya koysanız daha verimli olacak, çiçek açacaklar. Şimdi siz hiçbir yere koymuyorsunuz. Hiçbir şey görmedikleri bir ekranın önüne koyuyorsunuz. Bir yıllarını çalıyorsunuz bu çocukları. Önümüzdeki yılda çalacağız. Evet. Bu, ben çalmayacağım. Ben çalınmasın diye mücadele edeceğim ama siyasiler çalıyor. Yani bir de değil mi hocam, yani sanki bu eğitimlerden gerçekten çocuklar bir şeyler almış gibi, sınavsız da herhalde bir sistem. Ben bilmiyorum, hani öğrenci çok etrafta insan yok. Hani küçük, en azından ilkokul, ortaokul çağında fazla yok. Herhalde çocukları da bir de hani sanki geçmiş sistem ya da normal yani eğitim programını öğrenmiş gibi onları devam ettirecekler. Ve sonra çocuklar belki okula döndüklerinde çok büyük bir boşluk ve bilgi açıklığı ve hani adaptasyon sorunu yaşayacaklar her açıdan. Yani hem bilgi hem de tekrar geri adapte olma açısından. Yani o bu dönem çok, en çok ben çocuklara evet gerçekten çok yani erişimi olan da dijitale, çocukları kaybediyoruz. Göz göre onlar göre. Da burada kopacak yani. Bu noktada kopacaklar. Bu koptular arada zaten. Şu an ben söyleyeyim. Buyurun. Yok, devam edin lütfen. Çete gelenleri okuyacaktım. Lütfen sözü bitirin. Lütfen. Okulla ilgili bölümü o zaman toparlayayım. Şimdi Türkiye'deki bu mesele birçok başka ülkede de yaşanıyor. Ama biz sürdürülebilirlik perspektifiyle baktığımız zaman dünyada çeyrek milyardan fazla çocuk hiç okul görmedi. Çeyrek milyar. Hiç okul görmedi. Ne uzaktan ne yakından. Ne ekrandan, ne binasından, ne kapısından geçti. Evet. Şimdi böyle bir eğitim eşitsizliği varken bu çocukların hepsi yarın bir gün kendi coğrafyalarında söz sahibi olacak insanlar potansiyelini barındırırken bizim kalkıp bu noktada daha sağlam bir duruş sergilememiz lazım. Ülke olarak bahsetmiyorum, dünya olarak. Şimdi bu yılın verileri açıklanamadı salgın sebebiyle ama 2018 verileri var, çok net, berrak. 260 milyon çocuğun okuma yazma bilmediğini, öğrenme fırsatı olmadığı için öğrenmediğini, toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapamadığını biliyoruz. Şimdi bunlar bu dünyanın, biz diyoruz ki işte şöyle bir teknoloji geliştirdik, bilgisayarlarla bunu yapacağız, Mars'a gideceğiz, orada yaşam kuracağız. Geçin efendim bunları. O çok küçük bir grubun yapacağı bir şey. Biz evet. burada
1 artı 1'in 2 ettiğini bilmeyen, A'dan sonra B'nin geldiğini bilmeyen 260 milyon çocuktan bahsediyoruz. Ve onlar ha, bu gelecek çocukların kervanına nerede katılacak? Tabii. Bizimkiler de katılacak çünkü bugün bizdeki sistem vaktiyle dillere pelesenk olmuş. Örnek gibi bu çocuklar, bu talebeler olması milli eğitimi idare etmek kolay. Biz çocukları diskalifiye ettik şu an. Milli eğitim çok kolay idare ediliyor. Yani burada okumayı unutacak çocuklar var. Bakın, okumayı öğrenmiş çocukların unutmaya döndürüleceği bir tür reverse engineering gibi çalışan bir sistem var şu an. Unutacaklar bildiklerini. 4 işlemi çözmüşler. Artık yapamayacaklar. Zaten yapmıyorlar. Hiç yapamaz hale gelecekler. Bu tablonun içinde eğitimle ilgili söylenecek 1000 tane şey var. Bu da sürdürülebilirliğin içinde ele alınacak bir konu. Hani diyemeyiz ki bu Eğitim Bakanlığı'nın işi ya da bu üniversitenin işi değil. Bu dünyanın işi. Dünyanın meselesi, çünkü her yerde var bu eksik. Siz notları okuyacaktınız. Buyurun, dinliyorum. Evet, canlı yayımı dinleyen izleyicilerimiz Dilan Yıldız Hanım çok harika bir webinar, teşekkür ederiz demiş. Özge Duran arkadaşımız çok keyifli sohbet oluyor demiş. Sergen Selki Bey en ileri seviyede cahil bireyler var maalesef demiş. Bu daha önceden ilk konuştuğumuz arada yazmıştı Sergen Bey. Gonca arkadaşımız keyifle izliyoruz, çok teşekkür ederiz demişler. Bir de kısaltma olan TT, bilmiyorum kim olduklarını, bizim gruptan olabilir. Mükemmel bir bilgi paylaşımı, harika ve dolu dolu moderasyon, çok teşekkür ederiz diye eklemişler. Daha çok soru değil, teşekkür gelmiş Hakan Beyciğim. Ben bir de toparlarken bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri en rezgin, ben bizce de TWR olarak da nitelikli eğitim bizim de en öncelikli konumuz. Evet, haklısınız, çok yani dünyanın her yerinde okula erişim olmayan çocuk da var. Ama hani biz bu konuya kadın ve cinsiyet eşitliği ekseninde yaklaştığımız için öncelikle kendi işte lise, teknik liselerden mezun, kendi üniversite öğrencisi, erişebildiğimiz, ulaşabildiğimiz kız arkadaşlarımız başta olmak üzere, sonra da bütün gençlere mümkün mertebe bu işte bu webinarları bir an o yüzden başlattım. Çünkü normalde bir okul okuyorlar, kazanıyorlar, bir şekilde okuyorlar vesaire, ama bir noktada mezun olduktan sonra tıkanıyorlar ve zaten iş hayatı çok meşakkatli ve çok zor ve kurumsal hayatta zaten hayatta kalmak bambaşka bir şey, safari macerası yani, özellikle Türkiye'de. Dünyanın her yerinde öyle aslında. Ama hani arkadaşlarımızı, genç kadınları ne kadar hazırlayabilirsek, onların kendi ayakları üzerine durmalarını ne kadar sağlarsak, onlar da ona göre konuştuğumuz gibi daha bilinçli, daha çevreye ve sürdürülebilirliğe duyarlı bireyler yetiştirip, öyle iş kadınları, iş insanları ve öyle anneler olur kafasıyla bizde, ona göre mümkün mertebe teknik eğitimleri ve şimdi mentor mentee programımız başlamak üzere, mesela 40 kadına, 40 genç kadınımıza 40 daha tecrübeli kadınla eşleştirip önümüzdeki ay itibariyle 6 ay bir usta çırak programı başlatıyoruz. Ama dediğim gibi bazen usta çırak, bazen çırak usta olur. Bu işler böyle. Yani bunlar hep bir dönüşüm, bir döngüsel bir destek, bir arada dönen konular. Bu söylediğiniz gibi temiz enerji, erişilebilir temiz enerji zaten bizim hep, yani ben ilk kurarken grubu dedim ki enerjinin değişim ve dönüşümünde çalışmak isteyen kadınların ağıyız dedim. Yani bu şu demekti. Sen konvansiyonel kömür saatlerini de biliyor olabilirsin. Ya da öyle bir petrol gazla da çalışmış olabilirsin. O da enerji, o da lazım zaten. Ama artık dünyanın dediğiniz gibi yeri kalmadı ve 50 yıldır zaten alarm verdiği için daha fazla o teknolojilere emek, para ve zaman ve insan harcamamız gerekiyor. Oradaki insanları çekip biraz eğitip evirip temiz enerjiye, farklı konulara, sürdürülebilirliğe, efendim ne bileyim organik tarım, işte enerji verimliliği, farklı konuları artık onları almamız lazım. Bilgilerini, ekspertizlerini, siz nasıl kendiniz kariyerinizi evirip başka bir noktaya getirmişsiniz? Bir şekilde bizim insanları toplayıp o tarafa doğru yönlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Biz de buna yönelik bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Yani evet, keşke diyorum ama şu an bugünün konusu o değil maalesef. Biz hani pandemiyle uğraştığımız dönem olduğu için artık onun pandemiden belki sonra daha bir şeyler yapıyor olabileceğiz. Ve bizim gene grup olarak ilgilendiğimiz ve projeler ve webinarlar yaptığımız sürdürülebilir şeyler ve topluluklar çok önemli. Sorumlu üretim ve tüketim zaten bir saatte anlattığımız. Olmaz. Evet, o zaten yani doğduğumuz andan itibaren, bebeklikten itibaren annemiz babamız biz hep beraber
dikkat etmemiz gereken. Hani çocukken ben babam da suyu boşuna akıtma çocuğum. Dişini fırçalarken kapattan orada dijital ışığı söndüre kadar en basit yani en günlük basit dediğiniz gibi kettle'ı içeceğin kadar kaynat ya da işte kalabalıksan A++++ varsa durumun evdeki teknolojik aletlerini yenileden tutun da işte fabrikanın kendi tükettiği elektriği temiz enerjiden veya kendi bahçesinde kuracağı farklı sistemden kullanmasına kadar artık yavaş yavaş bir şekilde günlük araba kullanımımız, petrol kullanımımızı azaltmamıza kadar ve de sütleri bozmayıp belki Afrika'daki çocuklara yardım etmemize kadar o kadar yani bu bir arada bir şey ki hepimiz ufakçık bir şey bile yapsak yani bu dünyadan göçüp gittiğimizde ki zaten çok uzun sürmüyor kısa bir ömür insanın kısa bir ömrü var en azından gözümüz arkada kalmaz ben elimden geleni yaptım diye gideriz diye düşünüyorum ve bir sonrakine bu kadar kötüsünü bırakmayacağımızı umuyorum ben Sedef Budak olarak en azından ve iklim eylemi konusunda da hem bu sürdürülebilir binalar hem de işte dediğim gibi enerji kooperatiflerinin yaygınlaşılması. Şimdi Yeşiller Partisi kuruldu geçen hafta belki okudunuz. Artık Türkiye'de de politik olarak da hani daha bir yeşil, daha bir geleceğe yönelik bir takım yapılanmalar oluyor. Biz de bunları hep takip edip de kendi içimize, kendi üyelerimize ve herkese mümkün mertebe bilgi aktarmaya, destek vermeye çalışıyoruz. Ki zaten bu programı da size çektik ve bu YouTube'da kalacak. Bizim kütüphanemizde duracak. Sonra 3 gün, 5 gün ya da 20 sene sonra bir dönüp baktın. Ha o zaman Hakan Hoca ile Sedef Hanım bunları konuşmuş. O zamanki durum buydu, şimdi bu diye insanların referans alabileceği bir kütüphane bir bilgi olarak bu burada duracak. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Dediğim gibi ve ben size şunu sormak istiyorum kapatırken. Sizce sürdürülebilir yaşam ve iklim krizi mücadelesinde gerçekten kadınlara düşen görevler neler? Bir de bir sizin ağzınızdan da duymak isterim tekrar. İzniniz olursa çok güzel bir kültürümüz var bizim. Bu kültürümüzün içindeki değerlerden bir tanesi de Neşet Ertaş'tır. Neşet Ertaş'ın bir dizesi var, onu söyleyeceğim size. Biz erkekler insanoğluyuz der. İnsan olan kadındır diye tamamlar lafını. Şimdi bu kültürle bu Anadolu insanı bugüne gelmişse birisi bozmuş demektir. Çünkü bu temel taşının üstüne yanlış bir şey yapmak için ekstra gayret yapmak lazım. Bunu biraz daha globalden ekleyeceğim. Ülkelerin yönetiminde ne zaman kadınlar söz sahibi olur, o zaman bu genel düzen biraz daha değişmeye başlayacaktır. O konuda benim inancım sonsuz. Çünkü COVID sürecinde, pandemi sürecinde, COVID yüzünden alınan önlemler diye bakıldığında birkaç gazetede rastladım. Kadın liderlerin söz sahibi olduğu ülkelerde alınan önlemler de daha sağduyulu. Efendime söyleyeyim, neticeler de daha ılımlı. Nerede erkek egemen toplumlar var, üstelik de tek erkekli toplumlar var, o zaman işler iyice sarpa sarıyor. Bizim açımızdan bakıldığında, dünyadaki diğer ülkeler açısından bakıldığında, kadın yöneticilerin başa gelmediği müddetçe yaşayacağımız belaların bir tanesi gidecek, iki tanesi gelecek. İki tanesi gidecek, beş tanesi gelecek. O yüzden ben kadınların söz sahibi olacağı, ülkeleri, coğrafyaları, toplumları yöneteceği günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Bir erkek olarak bunu söylüyorum ayrıca. Bunun örnekleri var. Biz şimdi parlamento tarafına dönüp baktığımız zaman parlamentomuzda kaç kadın var? Sizinki muhteşem bir dernek. Başka dernekler de vardır. Kadınların söz sahibi olduğu sayısız örgüt de vardır. Daha da fazla olması lazım ama iş dönüyor dolaşıyor parlamentoya geliyor. Bugün Evet. dünyada parlamentosunda kadın milletvekili sıralamasında hiç ummadığınız ülkeler başta. Küba %53 ile ikinci sırada. Muhteşem bir şey. Amerika o Küba konuda çok iddialı, 28'in üstünde yaşayan bir evet. yer. Şeydi. İsveç %45 milletvekillerinin %45'i kadın. Finlandiya 42. İsrail 29. Türkiye'nin 17. Valla evet, ama öyle bir şeydi. Yerle yeksan olmuş vaziyetteyiz. Dünyada parlamentosu olan 192 tane ülke var. Biz bunların arasında 119. Ve halbuki Yani bize
Parlamento girme hakkı da kaç yıl önce verildi Atatürk tarafından yani. Biz Tabii. aslında bizim En çoktan önde giden ülkelerden biriyiz. Eşitlemiş olmamız lazımdı. İngiltere'den, İngiltere'den çok daha önce aldık bunu. Üzerinden üstünde seyretmesi gereken bir şey. Çünkü nüfus böyle dağılmış. Yarısı kadın, yarısı erkek. O zaman parlamentonun da yarısı kadın, yarısı Tabii erkek ki. Olması lazım. Tabii ki. Avrupa'da 37 ülke var. Biz sondan üçüncüyüz. Diyoruz ki biz Avrupalıyız. Değiliz efendim. Sen 37'nin içinde sondan üçüncü olduğun zaman oralı olmuyorsun. İlk ona Benim girmemiz söyleyeceğim lazım. bu. Yani olması lazım. Kadınların söz sahibi olması lazım. Ekonomi alanında, siyaset alanında, eğitim alanında, sağlık alanında her yerde söz sahibi olması lazım. Ve hepsinin çatı yapısı da siyasette söz sahibi olması lazım ki onların sağduyusuyla alacakları kararlar sizin enerji alanında, bir başkasının mühendislik alanında, bir başkasının tıp alanında yaptığı çalışmaları anlamlı kılsın. Bugünkü yapı kadınlar ne yaparsa yapsın, hatta kadın ve erkek hep birlikte ne yaparsa yapsın, elinin tersiyle iten bir rejim söz konusu. Güzel günler bizi bekler diyorum. Önümüzdeki hafta da biz gene Perşembe günü benim sektörden tanıdığım Güneş Enerjisi'ne gönül vermiş Deniz Serkan Polatkan hocamızla bir de Yeşiller Partisi'nde yeni kuran bizim üyemiz genç bir arkadaşımızla beraber bu enerji verimliliği, enerji kooperatifleri ve güneş enerjisinin geleceğini konuşacağım bir sohbet yapacağız. Aslında ben konuları özellikle böyle benzer seçiyorum. Çünkü dediğiniz hayat zaten bir zincir ve hepimiz bir halkın parçaları. Şimdi sizin bu anlattığınız konulardan o arkadaşlarla farklı bir konuyu seçip devam ediyor olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum Hakan Bey vaktiniz için. Çok ben güzel izlendi de program. Biz bunu daha da zaten izletiyor olacağız. Dediğim gibi bu bizim çektiğimiz bir kayıt YouTube'da kalacak ve konuyla ilgilenen arkadaşların bakıp dinlemesi ve izleyeceği bir kitap olarak, bir kaynak olarak duracak. Zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Fikriniz ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayakta alkışlanacak bir çalışma içindesiniz. Sağ olun, var olun. Keşke okulda öğrenci olsaydım, derslere girseydim ama belki bir gün kaçak gelebilirim. Onu da söyleyeyim. Belki sonrasında da sizden bir iki saatlik de böyle bu konuda da ders isteyebiliriz hocam. Sadece yani derste anlattıklarınız gibi benzer. Bu arada birkaç tane daha yorum geldi. Harika bir sohbet demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde farkındalığımız arttı demiş arkadaşlarım. İpek Hanım, Özge Ne Hanım. Güzel. İzleyenler için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Evde kalın, sağlıklı kalın diyorum. Herkese hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.